Buyurun. Efendim buyurun. Yok. Lütfen esnaf. Gelmeyin. Seni görüyor musunuz? Nasıl? Yazıyorsunuz. Hı hı. Güzel. Buraya baksanız sevinirim notu. Siz? Ben bekliyorum. Okey, süper. Siz de. Beyefendiler yoklar mı? Gelecekler efendim, gelecekler. Ha, geldiler. Geldiler efendim. Efendim, son gelişmelerle ilgili bir açıklamanız olacak mı acaba? Sayın... Olacak, olacak. Tabii olacak. Yani beyefendi, olacak yani. Efendim, doğru, doğru. Buyurun efendim. Sen niye kızıyorsun? Ya açıklama olacak mı diyor. Olacak, tabii olacak yani. Niye bir alaya geliyoruz? Pardon efendim. Pardon. Evet efendim. Evet. Evet. Sayın basın mensupları. Kurul toplantımız sonrasında sorularınızı yanıtlayacağım. Efendim, çok önemli bir konu hakkında tek bir soru sorsak? Peki, madem önemli, başlamadan bir soru alalım o zaman. Buyurun. Halı sahalar açılacak mı? Şu anda, teşekkür ediyorum. Şu anda gündemimizin bir numaralı maddesi bu değil. Fakat yeri gelirse konuşulur. Sizleri dışarı alalım, toplantı sonrasında sorularınızı yanıtlayacağım. Unutmayalım, TMM, temizlik, maske, mesafe. Hayati Bey, bana yaklaşmayın. Mehtap Hanım, siz bana yaklaşabilirsiniz. Tamam efendim. Ama yaklaşırsın. Tamam, tamam. Ama kulağımdan girdi galiba. Lütfen. Yapar ama yani. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ederiz. Kolay gelsin. Arada ne yaşandı ben hiç anlamadım ki ya. Ben kaydettim. Aktaracağım. Tamam. Olmaz. Öyle bir şey değil. Evet. Oh. Sevgili kurul üyeleri. Evet efendim. Sayın Hayati Bey. Biliyorsunuz. 100 yılda bir yaşanacak küresel bir salgın bana denk geldi. Bu görevde bulunmak beni biraz düşüncelere itti dün gece. Hani ben hemşire atamasıydı, ilaç fiyatlarıydı, bunlarla uğraşırım diyordum. Fakat ülke, hatta dünya tarihinin en büyük sağlık krizi beni buldu. Kısmet. Şuraya ne yazıldıysa o. O efendim. Ama böyle düşüne düşüne en sonunda dün gece koronanın çaresini buldum. Ah, gerçekten mi efendim? Neymiş o? Yakalanmamak. Çok net bir çözüm. Koronaya yakalanmazsak korona biter. Vallahi benim aklıma yattı. Şimdi efendim, ben sizi bu... Şöyle yapalım. İyi. Ben diyorum ki, şimdi sizi baş başa bırakmadan önce... efendim, benim bir istirhamım olacak. Diyorum ki, şu okulları açsak mı acaba? Çünkü biliyorsunuz, hem veliler hem öğrenciler... oldukça mağdurlar. Ne olur azıcık açak ya. Sayın kurul üyeleri, siz ne diyorsunuz? Ben kesinlikle açmayalım diyorum. Kesinlikle açmıyorum efendim. Çünkü Almanya'da okulların açıldığı hafta vaka sayısı 2'ye katladı. Yani Almanya başka. Evet. Endonezya'da anneannelerini en çok hasta eden şeyin, tayfanın efendim çocuklar olduğu ortaya çıktı. Tayfa. Okuldan tabii. Endonezya'da tayfa denir. Ben Mustafa Bey dibimde konuştuğu için biraz kafam... Çok affedersiniz efendim. Çok affedersiniz efendim. Brezilya'da uzun eşek oynayan bir sürü insan bu virüse yakalandı. Açmayalım efendim. Mehtap Hanım, teşekkür ediyorum. Siz pozisyonunuzu belli ettiniz. Evet, evet, Mustafa Bey, siz de buyurun. Tamam, ben şu an kapatıyorum. Açıp trafikteyseniz... Tamam beyefendi, açacağım. Açılır mı? Ben de bilmiyorum ya. Bir saniye. Tamam, evet. Evet efendim, şu an kusura bakmayın. Herkes beni rahatsız ediyor. Buyurun. İşte okul sahipleri, okullar, efendime söyleyeyim, servisçiler... Servisçiler olsun. Efendim bakın, çocukların okulu asıp gittiği internet kafeleri bile bu sosyal medyadan mesaj atıyorlar bana ya. Ekonominin de çarklarını artık biraz düşünmemiz lazım yani bence. Doğru. Bence yani
Açalım gitsin ya! Ne demek açalım gitsin efendim? Böyle bir şey olabilir miyim? Olur ya! Hayır, bakın... Çarklar işleniyor, çarklar! Durumda, bakın... Ben kurabilmek zorunda, Lütfen, bağırmayalım, tükürük oluyor, bağırmayalım ne olur. Virüse bu fırsatı vermeyelim. Ben sizin kaygılarınızı anladım. Evet. Hayati Bey, dezenfektan. Olur. Böyle bol bol. Ayak, hadi ver elini. Hadi bismillah. Şöyle yapalım, okulları bir gün açalım, tamam mı? %50 kapasiteyle. Bir gün kurtarmaz, bize gelişi belli. Ben diyorum ki 3 gün olsun, yarısı sabah, yarısı öğleden sonra gelsin. Hadi, hadi. Çok dedim, çok. 2 gün açalım, çocuklar hep maskeli 1,5 metre mesafe. Şimdi o mesafede sınıfa sığdıramayız çocukları. O yüzden diyorum ki 3 gün olsun, tam maske olsun. Çocuklar eve gidince de onları balkonda 1 saat havalandıralım. Ha? Olur. Hayırlı, olur. Uğurlu olsun. Buyurun. Siz önden gidin açıklamayı yapın o zaman. O zaman basın mensuplarına açıklama yapıyorum. Hadi bakalım. Buna en çok köy okulları sevinecek. Değerli basın mensupları! Evet, sevgili kurul üyeleri, yeni gündem maddelerini dinliyorum. Buyurun. Evet efendim. Yatan hasta sayımız %1 oranında arttı. Bu yani korkunç. Virüse %1 daha fırsat verilmiş. Evet. Aynen öyle efendim, aynen. Acil 6 hafta kapama. Ya kapanamayız. Ya Mehtap Hanım, bir şey söyleyeceğim. Siz de Aykut Kocaman gibi kapan, kapan, kapan ya. Biraz Fatih Terim futbolu, biraz pres, pres, pres ya. Evladım, çaplarını da lütfen düzeltmemiz gerekiyor ama efendim, lütfen ama yani. Evet. Başka konu maddesi? Efendim, aşı hızımız çok yavaşladı efendim. Stoklar tükeniyor. Yani derim ki ben, 5 hafta, 6 hafta bir kapama verirsek o arada hemen stoklarımızı da yenileriz, biliyor musunuz? Onu iyi hatırlattınız. Evet. Bizim aşıyı geliştirenleri bir arayayım. Alo, Neco. İhtiyar, ne yaptınız aşı işini? İnsanlı deneylere geçeceksiniz ama insan bulamıyorsunuz. İnsanlık ölmüş mü? Siz beni mi oyalıyorsunuz Neco? Haftaya lütfen faz 3'e geçin. Tak 2'ye bu akşam işte. Haftaya 3. Hadi boşta beklemeyin. Haydi. Evet. Eyvahlar olsun ki eyvahlar olsun. Buyurun bakın. Virüse fırsat mı vermişler? Ülkenin 4 bir yanından hekim arkadaşlarından mesajlar gelmiş efendim. Tamam mı? Durum çok kötü. Bu İngiliz mutasyonu aşırı derecede yayılıyormuş. Hayati Bey'i arıyorum. Evet, lütfen hemen. Hayati Bey, bir saniye alabilir miyim sizi? Teşekkür ederim. Arkadaşlar geliyorum. Bir saniye geliyorum. Evet, ne oldu? Hayati Bey, okulları açamayız. Nasıl açamayız? Ama ben az önce değerli basın mensuplarına açacağız dedim. Hay Allah ya. Hayır yani bahar gibi taptaze umutlarım var diye falan da konuşmuştum ha. Özür dilerim. İngiliz mutasyonu. Fırsat vermişler. Hay Allah ya. Çok ayıp olacak. Ayıp olacak. Çocuklar öğrenciler değil mi? Yok, Demet Akalın. Ne diyeceğim ben şimdi ona? Evet. Hay Allah. Neyse ben gideyim bari. Yeniden açıklama yapayım. Değerli basın mensupları! Sevgili kurul üyeleri, bu İngiliz mutasyonuna karşı bir önlem almamız gerekiyor. Evet, gerekiyor efendim, gerekiyor. Ben diyorum ki acilen 10 hafta kapama efendim, acilen. Çünkü yani bu böyle olmayacak. Hatta ben diyorum ki 65 yaş üstü değil sokağa çıkmak, pencereden kafalarını bile çıkarmasınlar. Ya efendim, olmaz, kapanamayız ya. Ekonominin çarklarını da birazcık düşünme, zorundayız ya. Ayrıca bir konuda da sürekli beni darlıyorlar telefondan. Tabii, buyurun. Halı sahalar açılacak mı? Evet, yine aynı soru. Mehtap Hanım, siz ne diyorsunuz? Efendim, vücut vücuda temasın olduğu alanlardan kaçınmalıyız. Açarsak batarız, yanarız. Ya zaten ufak da bir pazar. Kapatın gitsin yani. Peki, başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Kapanalım. Kapanmayalım. Evet, ben anladım. O zaman toplantıyı bitirebiliriz. Siz buyurun istirahat edin, ben de basın toplantısına geçeyim. Tamam efendim. Teşekkür ederiz efendim, sağ olun. Basını alabilirsiniz içeri. Kolay gelsin. Evet, buyurun sayın basın mensupları. Efendim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi
Koronavirüsle mücadelemiz kararlı bir biçimde sürmektedir. Unutmayalım ki virüs alacağımız tedbirlerden güçlü değildir. İngiliz mutantı alacağımız tedbirlerden güçlü olabilir. Dikkatli olmalıyız. Kurulumuzla yaptığımız toplantı sonunda tedbirlerin devamı konusunda fikir birliğine vardık. Değerli arkadaşlar, bu haritayı geçtiğimiz haftalarda sizlerle paylaşmıştım. Güncel duruma bakacak olursak, buradan kırmızılara seslenmek istiyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Kapı kollarını mı öpüyorsunuz? Resmen virüse fırsat vermişsiniz. Turuncu şehirler, eğer sizler de çalışkan birer şehir olursanız, mesafenizi korur, uslu olursanız, belki bir gün siz de mavi olabilirsiniz. Şimdi sorularınızı alabilirim. Buyurun. Kim? Siz buyurun. Efendim, şimdi son zamanlarda vaka sayıları çok arttı. Bunu neye bağlıyorsunuz? Teşekkür ediyorum. Vaka sayısı bildiğiniz gibi semptom gösterenlerden ve temaslılardan test yaptıklarımız arasından pozitif çıkanlara verdiğimiz isim. Fakat her vaka hasta değildir. Vaka sayısından hasta sayısını çıkarttığımızda elde ettiğimiz sayıyı test sayısına bölersek ne elde ederiz? Ne? Asemptomatik pozitifler. Şimdi ona X diyelim. İyileşen sayısı ile yatak doluluk oranını çarptığımızda ve bunu test sayısına tekrar böldüğümüzde elde ne kalır? Ne kalır? Kalan sağlar. Kalan sağlar bizimdir. Teşekkür ediyorum. Başka soru? Buyurun. Halı sahalar açılacak mı? Açılacak. Açtım. Şu anda halı sahaları açtım. Çok merak ediyorum. Ne yapacaksınız? Alo beyler. Halı sahalar açıldı. 10-11'i ayarlayın. Ben hemen geliyorum. Gazeteci değil o bak. Sızmış o ara. Açtık artık. Kapatamayız da. Evet. Siz buyurun. Efendim, aşılar konusunda bir aksama yaşanıyor mu? Hayır, her şey planlandığı gibi devam ediyor. Peki ne zaman gelecek aşılar? Anlaştığımız tarihte. Hangi ülkelerde? Anlaştığımız ülkelerde. Herkese yapılacak mı? Evet. Ne zaman yapılacak? Sırası geldiğinde. Çok teşekkür ediyorum. Size fazla soru sordurttuk. Hak geçmesin. Buyurun. Efendim, geçtiğimiz günlerde mesafe kuralına uymanın oldukça zor olduğu kalabalık bir törende görüntülendiniz. Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz? Özür dilerim. Peki, Hayati Bey az önce okulları önce açtı, sonra kapattı. Özür dilerim. Peki efendim, aylardır kafesi, restoranı kapalı olan insanlar... Özür dilerim. Evet. Üç özürle sizi uğurluyoruz. Çok teşekkür ederiz. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Alo. Neco. Akşam size geliyorum. Sabaha kadar uyumuyoruz, aşıyı bitiriyoruz. Bulduk bulduk. Ben artık daha fazla idare edemeyeceğim. Şiştim. Hadi kapat, geliyorum. Zor bir mesele ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen de söyle.